Muhteşem yengeçler, yani 13 Temmuz, 19 Temmuz yengeç burçlarına şöyle demişim. İsyan değil ve çok yoğun bir iş temponuz var ve burada artık evraklar, okumalar, hesaplar, kitaplar, yani hazırlanmalar, devlet sınavına bile hazırlanması olan bazı yengeçler acayip derecede vücudum çok yorgun. Kendimi dinleme, yani tatil matil değil, biri beni yatağa yatırsın, hiçbir şey söylemesi, ben yatayım ve sadece gelmesi gereken zamana hazır hissedeyim diyorsunuz. Bunlarla alakalı noktada her şey güzel olacak. Siz inandığınız ve kalbinizdeki sesi dinleyin. Rüyalarınız çok enerjik bir ön planda olacak. Hisleriniz size doğru noktayı verecek. O yüzden hani gördüğünüz rüyalar kıymetli, hisleriniz kıymetli. Bir şey düşünün, Rabbim sizin önünüze çıkartacak. Bu hafta para bile düşünün. Size o kadar güzel olumluluklar sunulacak ki, almanız gereken borç olabilir, unutulan bir paranız olabilir, iş hakkınız olabilir. Bunlarla ilgili size güzel güzel sürprizler ve sizi şaşırtacak hafta olarak gözüküyor. Bence yengeçlerin biraz hani toprağa mı yatacaksın, evdeki parkeye mi yatacaksın bilmiyorum ama üzerindeki negatif düşünceleri geri atman lazım. Özellikle işinde yükseliş bekleyen yengeçlerde bu dönem bu imzalar atılacak. Vakti gelince de yerinize geçeceksiniz. Fakat farklı ülkeyle alakalı iş bekleyen ve gitmek istediğiniz farklı bir ülke varsa bununla ilgili evraklarınız olumlu gelecek ve gitmek istediğiniz nokta belirlenmiş ve hayal ettiğiniz düzene de kavuşacaksınız diyorum. Özellikle İstanbul'da oturuyorsanız, büyük şehirde oturuyorsanız ya da farklı bir şehire geçmek istiyorsanız bu sene değil, seneye daha doğru bir karar. Çünkü buradaki iş düzeniniz, maddi dengeleri toparlamadan bir yere gitmenizi uygun görmüyorum. Bizim sokakta inşaat var, Demirören'in inşaatı. Ve benim de yapacak yerim yok. Yani bu gürültüyle ofise, odaya geçeceğim. Bakalım odada ses çıkacak mı ama sadece şunu demek istiyorum değerli yengeç burçları. Hayat size o kadar güzellikler getirecek ki inandığınız kalbinizi, rüyalarınızı da takip edin. Ev almak isteyen ve evini büyütmek isteyen, şu an değil, biraz daha bekleyin. Evinizde bir değerlenme olacak ama siz aynı alanda oturmak istemiyorsunuz. Komşularınızla değil de hani daha böyle toprağa basayım, daha havuzlu bir yer istiyorsunuz ama şu an bu güç evreniz daha hazır değil. Evet olacak ama vakti daha var. Endişe etmeyin diyorum. Sizde de özellikle anne ya da hala ya da teyze rahatsızlığı olabilir ve bacak ya da romatizmal problemler olabilir. Biraz bununla ilgili hastanede koşturabilirsiniz. Ama yemek işleriyle uğraşan yani gıda sektörüyle uğraşan bazı yengeçler çok güzel paralar, yenilikler ve yeni projelere imza atacaksınız. Özellikle tarıma geçmek isteyen bazı ikizler, bu yengeç burcu çok güzel bir toprak ve toprakla ilgili planlarınız gerçekleşecek ve bunu en yakın sürede de hayata geçireceksin. Gözlerinizle ilgili alerjik göz problemi, evet gözlük değişmesi lazım. Ve son zamanlarda da üst dişte diş eti iltihapları olabilir. Diş eti çekilmesi olabilir. Bununla ilgili noktada doktorunuza giderseniz, evet benim dişlerim yapılıyor çünkü. Doktora giderseniz sevinin. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Özellikle hamile kalmak isteyen bazı yengeçler sürpriz bir tedaviyle gebelik sürecine karar vereceksiniz. Ve özellikle de şöyle söyleyeceğim. Dolap değişimi, yatak odanızın dolabı ile ilgili şikayetiniz de büyük geliyor. Küçülteyim ve iç gömme yapayım diyen bazı yengeçler doğru karar verdiniz. Bu konuda da bir an önce yapın istiyorum değerli yengeç burçlarım. Yükselen ve ay burcunuzu, kalbinizdeki duanızı, inandığınız vakitteki sevginizi ve Yaradan'a inancınızı kaybetmeyin. Her şey çok güzel olacak.